45. Kemaliye Eğin Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nin açılışı 21 Haziran Cuma günü Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış törenine ayrıca eski Ulaştırma Bakanı Hasan Basri Aktan, Erzincan Valisi Doçent Doktor Hamza Aydoğdu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve İl Protokolü katıldı. Açılış konuşmalarında birlik beraberlik mesajları verildi. Kemaliye Erzincan'ımızın turizme açılan kapısı, tarihiyle, dokusuyla, insanıyla Erzincan'ı her zaman güzel bir şekilde temsil eden nadide bir ilçemiz. İnşallah bu şenliklerle birlikte Kemaliye'mizi hem insanımıza hem de Türkiye'mize tanıtmış olacağız. Güzel ilçemizde, Egin'de gerçekleştirilen bu doğa ve su sporları şenlikleri aslında bir marka oldu. Artık herkesin özlemle, hasretle beklediği bir etkinlik haline geldi. Erzincan merkezde bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi araç sahibi tarafından fark edildi. ...112 ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri arabanın bir motor kısmına, bir arka tarafına kaçan kediyi kurtardı. Yavru kedi sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. Bırakma, tutarsın. Bırakma. Sakın bırakma. Bırakma, dur. Bırakma, bırakma. Bir dakika. Haziran ayının sonlarına yaklaşılmasıyla beraber Erzincan'da aşırı sıcaklar kendini günden güne hissettiriyor. Erzincan'da da durum farklı değil. Hava durumunun yer yer parçalı bulutlu olsa da vatandaşlar gölge ve serin yer arayışında. Gündüz dışarı çıkmamaya özen gösteren Erzincanlılar, akşama doğru serinliğin tadını çıkarıyor. Erzincan'da hava durumunun bazı günler 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Uzmanlar, vatandaşları güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Şimdilik geceleri serin olmasıyla birlikte Erzincanlılar uykuya dalmakta zorlanmayacak. Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon'un yüksek kayalık kesimlerindeki dağ keçileri görenleri hayrete düşürüyor. Erzincan Valisi Doçent Doktor Hamza Aydoğdu sosyal medya hesabı üzerinden drone ile görüntülenen dağ keçilerinin görüntülerini paylaştı. Av yasağının sıkı denetimle denetlendiği dağ keçileri dik kayalıklarda düz bir arazideymiş gibi hareket ediyor. Bana gönderin, benim meskenim.